peki geçen kış New York'tan aldığımız mont değil mi? Sosyetik anne. Senden de bir şey kaçmıyor. Deniz ne kadar büyümüş. Acayip boyatmış. Değil mi? Ay ben de inanamıyorum. Ay o kadar hızlı büyüyorlar ki. Bazen bakıp ben mi doğurdum bunları? Benim çocuklarım mı falan oluyorum? Yok benim. Hadi hazırlan kahvaltı yapalım. Sakin sakin oturuyorum be Sedat. Sabah sabah adrenalin yaratma şimdi bize. Geçen sefer gittiğimiz yere gideriz. Çok adrenalin olmaz. Öyle mi diyorsun? Evet hadi hazırlan hemen bir göreyim seni. Ben de şu rutin protokol kahvaltımı yapıp geliyorum. İyi tamam hadi kaç dakika? 45. Anlaştık. Çıkar şunu. Merak etme ben baktım gazeteci falan yok. Çok mu özledin beni? Çok özledim. Öyleyse al bakalım. Ne bu? Ben ördüm. Görkeye mi başladın şimdi de? Tekrar eden hareketler beyni boşaltıyormuş. Bir deneyeyim dedim. Ya gülme. Nasıl bir şey biliyor musun? Ay, içiyorsun, rahatlıyorsun. Ama sanki sarhoş olmuyor musun gibi düşün. İyi de denemişim. Çok yakıştı. Hadi oturalım. İyi misin sen? Hı? Neyin var senin? Yok bir şey. Dökül bakalım. 5 gün içinde evleniyorum. Niye 5 gün? 3 günde de halledebilirdin. Nasıl olsa bir gün olacaktı. Cana. Ya şimdi cinsiyetçi bir laf var. Yani iğrenç ama hani yeni geldi diye söyleyeceğim. Bilmem ne kaçınılmazsa bilmem ne canım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kimle evleniyor musun peki? Yasemin'le. Oh, gelsin kaymaklar gitsin sütler. 1-2 seneye dobik olursun sen de Yasemin gibi. Ha? Bunun da kaymağıymış ha. Sen aç değil misin? Bu mu yani? Bu kadar mı? Başka bir şey söylemeyecek misin? Bu o kadar büyük bir şey değil ki aşkım. En azından bizim ilişkimizi etkileyecek kadar büyük değil. Ben de evliyim ona bakarsan. Öyle düşün. Yani insan iç zamanlar kendini bir tuhaf hissediyor tabii. Hani evde senden başka da olan biri daha oluyor sonuçta. Ama sonra alışıyorsun işte. Bu kadar kolay mı gerçekten? Bu kadar kolay. Hadi yine abartma her şeyi. Alt tarafı evleneceksin işte. Ölmeyeceksin. Hadi bir şeyler ye. Servis yapayım. Yok ama halledeceğim ben bir şekilde. Niye münasebet ya? Saçmalık. Kesin sabah o da gördü fotoğrafını. Taku üstüne ispiyonladıysa bir şeyler. Delirdi tabii. Ama çıkacağım ben bu işin içinden. Evlenmeyeceğim. Sedat. Evlen. Evlenmişsin bu işi ya. Niye zorluyorsun? Ya neden bu kadar inatlaşıyorsun ki? Şu hale bak ya. Yine kızarmış elin. Bütün bunlar stres yüzünden oluyor biliyorsun değil mi? Rafet Bey seni kışkırtmayı bayılıyor.
Yani sen de ısrarla her seferinde yiyorsun bunu. Tamam. Git de ki. Evleneceğim baba de. Vallahi ya. Tamam evleniyorum de. Bak bakalım ne olacak. Ne olacaksa olsun bir tanem ya. Bırak. Zaten işine de bindiği için bu kadar kıymetli oldu. Yoksa onun çok da umurunda olduğunu sanmıyorum. Sen evlenmişsin, evlenmemişsin. İlle benim dediğim olacak. Anladın mı? O kafalar yani. Dediğini yapmadıkça deliriyor adam. Onunla değer mi de bir tanem? Hadi bakalım. Siz de yavaştan düğün hazırlıklarına başlayın. Sengal. Sedatcığım bence şahane bir seçim yaptın. Yani tebrik ederim. Değil mi anne? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun yavrum. İnşallah kızımız da helal süt emmiş biri çıkarsa, değil mi? Kime getirirseniz getirin, fark etmeyecek. Sonuç değişmeyecek. Sedat. Abi nedir şimdi bu? Gecenin bir yarısı buluşalım ne demek ya? Koş. İyi misin? Seni görmem lazımdı. Söyle bakayım ne oldu? Sakın evlilik mevzuyla ilgili falan deme. İşler değişti. Yasemin'den vazgeçildi. Güya bana daha uygun başka biriyle evlendir diyorum. Babam da sanıyor ki bu benim tercihim. Hiç alakası yok. Yarın akşam hiç tanımadığım bir kızla yemeğe çıkıyorum ve bir hafta içerisinde yüzükler takılacakmış. Delireceğim gerçekten. Nefret ediyorum kendimden. Rafet Bey'e bak sen, hızlı çıktı ha. Bir günde kaç tane kız bulmuş adam. Bu kesin anneni de aldatıyordur ha, ben sana söyleyeyim. Cana hala dalga mı geçiyorsun ya? Yeter ama artık ne olur. Hani ne olmuş da kendinden nefret ediyor musun ki bu kadar? Hani bir şey olsa da kendime acı çektirsem diye yer arıyorsun yani. Ben zaten gerektiğinde yeterince senin canını yakmıyor muyum? Hı? Rahat olsana artık sen bir. Ayrıca gerçekten çok merak ediyorum. Ne olacak yani evlenince? Ha? Hani ne hayal ediyorsun acaba? Ne olursa olsun biz hep böyle devam edeceğiz. Bunu görmüyor musun? Cana ben sensiz yaşayamam. Biliyorum bir tanem. Ben hep senin yanında olacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Ne yapacaksın biliyor musun? Yarın gideceksin. O kıza evlenme teklif edeceksin. Ayakları yerden kesen bir evlenme teklifi. Bitir bu işi. Cana. Bir daha itiraz duymak istemiyorum ama. Bu konuda karar verildi. Tamam mı? Hadi daha fazla uzatma bu işi. Duyamadım. Tamam, halledeceğim yarın. Tamam, işte bu. Her şey kontrolüm altında diyorum sana. Şimdi eve gidiyorsun. Kremini sürüp şöyle güzel bir uyku çekiyorsun. Arada beni de düşünebilirsin tabii. Hadi.
Teşekkür ederim. Ne dedin evden çıkarken? Bir şey demedim. Çok meşguldü hepsi. Yüzüklerin gücü adına. Gör işte bak, bir yüzük nelere kadir. Bir kere daha takdir ettin mi beni şimdi? Aşkım, sana zarar getirecek bir şey evet der miyim ben? Demezsin. Ha şöyle, azıcık rahatlamışsın. Orman havası iyi gelmiş sana. Kahve içiyorsun değil mi? Lütfen, bence hak ettim. Orası kesin. Anlat bakalım şimdi neler oldu? Fazlası var, eksiği yok. Her şeyi senin sayende hallettim. Yoksa beceremezdim, net. Teveccühünüz. Düğün ne zamanmış peki? Bilmem. Çok yakında galiba. Ben de davetliyimdir herhalde değil mi? Sanmam. Aa, niye öyle diyorsun? Babam zaten kesin gelecek. Ben de çaktırmadan onunla mı gelsem acaba? Düşünebiliyor musun? Rafet beni düğünde görürse herhalde düşüp bayılır. Bir şey soracağım ama doğru söyleyeceksin. Sor bakalım. Lafa gelince iyiydi de şimdi işler ciddiye binince sen bir gıcık mı oldun acaba bana diyorum. Yok daha neler Sedat ya. Çocuk muyum ben? Bir kere sana evlenme teklif etmen için ısrar eden kim? Sen. Bitir bu işi aşkım. Değer mi bu kadar inatlaşmaya diyen kim? Sen. Lütfen yani. Bak kaç gündür Afet Koroğlu'na çalışıyorum resmen. O yüzden mi bütün eşyaları toplayıp spaya gittin? İtiraf et hadi, kıskandın. Senden daha narsist birini görmedim biliyor musun? Şu haline bak. Bildiğin kibir akıyor her yerinden. Her şey seninle mi alakalı olmak zorunda? Kıskanmadım bir kere. İtiraf et hadi, kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın. Kıskanmadım diyorum. Kıskandın. Bu çok yavaş oldu ama. Bu iyi işte. Yandı mı canım? Çok. Yerim ben seni. Çıkar bakayım gömleğini. Saçmalama, geç kaldım. Çıkacağım. Ya bir soyun, bakacağım. Neye bakacaksın Cana ya? Sence? Hiç fena değilmişim. Aferin bana. Ha, hazır mısın? Ha? Güzel. Bak ne diyeceğim. Bu akşam sözden sonra
Nalan'ı bir al, bir dışarı çıkın. Bir baş başa kalın, kızı bir rahatlat ha. Ne diyorsun? Ona bak. İyi misin? Heyecanlandın mı yoksa? Ya, bayılacağım heyecandan. Bir sakinleştirici versene. Hadi hadi çık. Hazırlanacağım şimdi. Tamam. Aşağıda seni bekliyoruz. Hadi. Teşekkürler. Uzaktan bakınca hiç de kuru bir halin yok ama. Demek ki çok iyi saklıyorsun. Genlerinize var demek ki. Böyle alayım, bir götüreyim. Kolundan tutup benim olduğumu hissettireyimler filan. Ya kızı sözlendiğin gece bizim eve götürmek nedir Sedat ya? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Her yer magazinci dolu dedim ya. Ya hatta bir araba takip etti, bizi zor atlattım. Ya saçma sapan bir kovalamaca yaşadık yani. Ya ortalarda dolaşmak yerine... Ha sen de kızı eve atayım bari dedin. Çok güzel. Hazır eve gitmişken bizim odaya da soksaydın. Nasıl? Yok artık. Ya ben sokmadım. Yanlışlıkla kendisi girdi. Of Sedat ya. Sen ne yapıyordun? Orada değil miydin? Girdi ne demek ya? Ya sonrasında öcü görmüş gibi kapıyı kapadı kaçtı. Benim gitmem lazım falan dedi. Ya bir an ölecek sandım. Hayır niye bu kadar korktu anlamadım. Bence bu kızda bir gariplik var. Ya gerçekten sana inanamıyorum. Sedat, sence kaç kişi hayatında öyle bir oda görmüştür? Ya düşünemiyor musun? Her şey ortada bir de. Korkmuştur tabii kız. Sen ne yaptın kız orayı öyle görünce ne dedin? Yani... Mantıklı bir açıklama yapmış ol bari. Kızı eve atarken her şey ettin zaten. Bari tüy dikmediğini söyle. Ne diyeceğim? O da tadilatta falan dedim. Saçmaladım işte bir şeyler. Amacım öyle bir şey olabilir mi sence? Kazara girdi diyorum işte. Sen bu kazalara biraz daha dikkat et de bence. Sonra başına iş açılmasın. Birini anlatırsa görürsün o zaman. Biteriz. Duyuyor musun beni? Ya ne yapayım göreceğini gördü. Yani şu an kafasında ne var, kiminle ne konuştu nereden bileyim? Tanımıyorum ki kızı doğru düzgün. Cana. Tabii sıkışınca hep Cana. Babana söylerse diyeceğiz. Rafet Bey amcacığım, oğlunuz Sedat'ın çok garip bir odası var. Orada ne yapıyor acaba? Ben korktum da biraz. Bana bir şey yapmaz değil mi? Yok ya, Nalan öyle bir kız değil. Yapmaz öyle şeyler o. Aa, hani kızı tanımıyordun? Yok yani, entrik bir tip değil. Nasıl bir tip biliyor musun? Bazen böyle hiç sebepsiz yüzüne bakınca üzülebiliyorsun mesela. Vah vah, çok üzüldüm. Acıma yetime döner demişler. Ayrıca iki günlük tanıdığın kızla ilgili ne çabuk fikir sahibi oldun sen? Yani seni hiç tanımasam. Ay safsın diyeceğim de. Şimdi buradan kalkar kalkmaz kıza hediye almaya gidiyorsun. Hemen. Otele gider gitmez. Hediyesini ver. Bir ağzını ara bakalım. Nasıl? Orayı anladı mı? Ne bileyim anladıysa ne anladı? Kime anlattı? Ne şekilde anlattı? Duruma göre işte. Bir öğrenelim bakalım. Aşkım. Sen niye evleniyorsun bir tanesi? Hı? Hayatımız kolaylaşsın diye değil mi? Şimdi böyle her şey istediğimiz gibi giderken gözünü seveyim işimi zorlaştırma ya. Şimdi sana bir kolye göstereceğim. Bunu alıyorsun. %100 beğeneceği bir şey olsun bari. Yani zaten beğenmemesi mümkün değil de. Bak aman evde gördüklerini kimseye söyleme filan. Sakın öyle bir şey demiyorsun ha. Yok canım yani. Bırak hiç üstünde durma. O zaten mesajı alır. Tamam mı?
suçluluk psikolojisine de girme. Rahat ol ya. Sanki hiç öyle bir şey olmamış, öyle bir şey yaşanmamış. Yani öyle bir oda yokmuş gibi. Tamam. Anlaştık mı? İşte burada ya Rabbim. İyice bozulmuş burası. Başka bir yere mi gitsek? Niye gidiyoruz ya? Allah Allah. Sanki davet ettiklerimiz paşa torunu. Dua etsinler buraya davet ettik diye. Ama Nalan başka bak. Kıza gerçekten bayıldım. Yoksa evet der miydim ayol? Anneciğim takma artık şu kadına. Bak zaten bin tane derdimiz var. Hı. Ha geldiler. Hoş geldiniz Feride Hanımcığım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ama ne iyi oldu. Sabahın köründe aramanız. Özlemiştim sizleri. Alemseniz vallahi. Kimci Hanım'ın? Feride Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim yavrum, hoş geldin. Gel, gel güzel kızım. Feride Hanımcığım ben sizi sabah erkenden rahatsız ettim. Kusuruma bakmayın ama işlerimizi bir an önce halledelim istedim. Çok da kolay halledeceğiz. Çünkü insanın böyle güzel gelini olunca ne giyse yakışır, ne taksa güzel olur. Maşallah kızım. Evet, Sedat Bey, oğlum size çekmiş galiba. Ana oğul pek bir acelecisiniz. Öyle derler, bana benzetirler Sedat'ı. Evet, Sedat Bey yok mu? Ha, gelmeyi çok istedi Feride Hanımcığım. Çok istedi. Size selamlarını da iletti. Ama biliyorsunuz çok yoğun çalışıyor. Şirketin bütün yükü onun omuzlarında. Benim çok kısa bir telefon konuşmam var. Hemen geliyorum. Fotoğraflar mı? Yok anneciğim. Biz bir menü rica edebilir miyiz çocuklar? Tabii efendim. Buranın yemekleri güzeldir, beğeneceksiniz. Öyle mi? Canan, delirdin mi sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Asıl siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bak o Rafet artık iyice yedi kafayı. Bence bir an önce tedavisine başlayın siz onu. Nedir şimdi bu küçük oyunlar? Hı? Gizli gizli fotoğraflarımızı çektirmeler filan. Ne diyorsun sen be? Ya siz hala kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz herhalde. Selen, herkes yer de ben yemem bu ucuz numaraları. Git aynen söyle bu dediklerimi o baban olacak cin göze. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer benimle daha fazla uğraşırsa ben de onunla uğraşırım. İşte o zaman gerçekten korkun benden. Duyuyor musun? Gerçekten korkun. Canan, bak senin iki tane çocuğun var. Kocan var. Babanla babam yıllardır iş yapıyor. Aynı masada oturup kalkıyorlar. Bu nasıl bir hadsizlik ya? Benim kendimden başka kimseye verecek hesabım yok. Ben öyle sizin gibi el alem için yaşamıyorum hayatımı. Sadece insanları kırmamak için özen gösteriyorum diyelim. Sen hastasın. Sen gerçekten hastasın. Aynen öyle, hastayım. Hatta deliyim ben, öyle düşün. Onun için o var yemez Rafet'e söyle. Artık benle de Sedat'la da daha fazla uğraşmasın. Bak ne güzel. İstediği de oluyor zaten. Evleniyorlar işte o içerideki pamuk prensesle de. Ama artık bundan sonrası bizi ilgilendirir. Canınızı sıkmayın. Gel canım. Biz daha siparişimizi vermedik. Sen de yemeğini seç. Ah, sen ne yersen ben aynısından yerim. Sen söyle. Peki. Evet. Thank you.
Nalan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey yolunda mı? Nasıl geçti günün? Ya görüşemedik. Ben çok yoğundum. Yolunda yolunda. Her şey şahane. Ben arayıp sana bir teşekkür etmek istedim. Rica ederim. Ne demek? Yani bugün her şey harikaydı. Gidip gelinliklere falan baktık. Annenle Selen'e tekrar teşekkürlerimi iletir misin lütfen? Lafı mı olur canım? Bunlar daha başlangıç. Beni çok mahcup ediyorsunuz. Yani bu kadarına gerçekten gerek yok. Bu arada sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Bugün bayağı yoğun geçti. Çok toplantı vardı üst üste. Bir duş alıp üstünü azıcık kestireyim dedim. İyi o zaman. Ben kapatayım ki sen rahat rahat uyuyun. Allah rahatlık versin. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Ömer abi. Gazeteleri getirdim. Tamamdır, sağ ol. Bana bakın, sadece lafımızla, sözümüzle değil, hareketlerimizle, duruşumuzla da mesafemizi göstereceğiz onlara. Duydunuz mu beni? Kadın resmen telefonda üç maymunu oynadı. Aynısını biz de yapacağız. Kendilerini zeki zannediyor bunlar. Onlar zeki ise ben zır zekiyim. Başını öne eğmeyeceksin Nalan. Üzüldüğünü asla belli etmeyeceksin. Anladın mı? Anladım anne. Niye durdun? Burası mı? Ha, burası değildir. Burası yıkıldı, yıkılacak ya. Hoş geldiniz Sayın Valim. Buyurun. Burasıymış, baksana. Ay nasıl bir yerde, nasıl bir hayat yaşıyor bunlar ya? Ay, tövbe estağfurullah. Herkes, söylediklerimi iyice anladı mı? Evet, evet. Bana bakın, ölçüyü kaçırmayacaksınız. Hatta elinizi, kolunuzu bile nereye koyacağınıza dikkat edeceksiniz. Damat. Buyur babacığım. Sen eline, diline hakim olacaksın. Tabii babacığım, ben zaten söylemiştim ya. Hiç merak etme, o iş bende. Bakın, herhangi bir aksilik olursa hiç gözünüzün yaşına bakmam, pişman ederim ona göre. Kapının önüne koyarım, nüfusumdan da silerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacığım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Merhabalar. Ben de sizinle tanışmak için sabırsızlanıyordum. Cana ben. Cana Yalçın. Adil.
Memnun oldum Adil Bey. Memnun olduk. Ama biz bir aile yemeği diye düşünmüştük. Biz de aile deriz efendim. Ne demek? Hoş geldin Nalan'cığım. Sedat çok bahsetti senden. Kısmet bugüneymiş. Çok memnun oldum. Ha bu arada fotoğraflarından çok daha güzelmişsin. E dedikleri kadar varmış hakikaten. Aman nazar değmesin. Teşekkür ederim. Siz de öyle ama. Fotoğraftakilerden daha güzelmişsiniz. Ay canım, teşekkür ederim. Vallahi biz de hep merak ediyorduk bizim Sedat kime nasip olacak diye. En sonunda değecek birini bulmuş. Helali hoş olsun. Efendim, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz efendim. Bu ne büyük mutluluk böyle. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Feride Hanımcığım. Çok memnun oldum gelmenize hakikaten. Doğum gününüz kutlarım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş buldum. Efendim Cana kızımızla da tanıştınız herhalde değil mi? Yani babası Ekrem Bey benim 20 yıllık dostumdur. Selen de onun çocukluk arkadaşı Cana Hanım. Evet tanıştık. Ama gazetelerden de tanıyorduk kendisini zaten. Evet. Alp, Alp gelsene çocuğum. Alp de onun eşi. Alp de bizim oğlumuz sayılır yani. Memnun oldum. Bunlar da onların çocukları. Bizim torunlar yani onlar da canım. Ben bunu nereye koysam acaba? Bir tatlı getirmiştik de. Ben alayım. Sağ olun. Sağ olun. Muzaffer Bey yok galiba gene. Evet Muzaffer yine çok yoğun. Çok yoğun olduğu için İstanbul dışına çıkmak zorunda kaldı ama size saygılarını, hürmetlerini gönderdi. En kısa zamanda bizlerle birlikte olacak tabii ki efendim. Efendim top patladı, ezan okundu. Ya evet. Hadi buyurun, geçelim masaya şöyle hanımefendi, alayım ben. Ayakta kaldınız, çıkar yavrum üstüne. Yardım edeyim sana, size zahmet olmasın. Bako! Hadi gelin, gelin. Bak size ben mutfakta ne güzel şeyler hazırladım. Gel yavrum, gel çocuğum. Geç yavrum şöyle karşıya. Şöyle geç evvel. Sedat Bey, teslimat için kapıdayım. Feride Hanımcığım ne kadar zarif bir hediye. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Efendim vallahi ne kadar iyi yaptınız geldiniz ya. Ramazan ayının bereketi böyle sofralar işte değil mi? Yani hep birlikte oturmak, kalabalık içerisinde paylaşmak. Yani ben nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum tarifi imkansız. Yani diyorum ki artık kocaman bir aile oldum. En kısa zamanda da Allah'ım izin verirse artık torunlarımızı da bu masada görmeye başlarız değil mi? İnşallah. Babacığım, anneme hediyesini vermek ister misin? Ha? Çok merak ediyorum ne aldın. Annem de merak ediyordur değil mi anneciğim? Hiç gerek yoktu ama. Yani şimdi zamanı geldi diyorsun ha? Pekala, haydi bakalım. Efendim. Oo. Yani. Çok güzel bir şeymiş Rafet'ciğim. Çok teşekkür ederim. Size layık değil ama. Ay, ne büyük aşk ya. Kaç yıldır bu bakışlar hiç değişmedi. Darısın Nalan'la Sedat'ın başına inşallah. Amin. Hayırlısıysa olur. İnşallah. Thank you.
Efendim, hazır sizi burada böyle evimizde ağırlıyorken, hep beraberken. Ben derim ki efendim, yani şu düğün hazırlıklarını bir konuşsak. Ne dersiniz ha? Tabii bu sizin uygun görmeniz halinde söz konusu olacak bir şeydir. Biz gençlerden biraz müsaade istesek, büyükler olarak aramızda bir konuşsak nasıl olur diyorum. Tabii, tabii efendim. Hay hay. Şu yan tarafa geçelim isterseniz. Buyurun. Gözüm üzerinde. Yüz verme, sakın mesafeni koydun. Nalan. Ay kızım, bayıldım, yüzeye bakabilir miyim? Tek kelimeyle muhteşem. Ay çok zarif değil mi? Çok güzel bir seçim olmuş. Teşekkür ederim. Nalan'cığım, sarma ister misin? Yok, çok sağ ol. Bunlar yetti. Bugün zaten çok iştahım yok. Ay, senin de disiplinine hayranım gerçekten. Ne yapıyorsun formunu korumak için? Spor yapıyor musun? Dikkat ediyorsun herhalde, değil mi? Yok, çok dikkat etmiyorum aslında. Ama ne bileyim, herhalde çocukluktan kalan alışkanlıkları devam ettiriyorum. Öyle çok ambalajlı şeyler tüketmiyorum. Pardon, ne demek o? Yani tam anlamadım, ambalaj derken. Yani böyle abur cubur falan mı demek istiyorsun? Yani paketlenmiş her türlü ürün gibi düşünebiliriz aslında. İşte cips, çikolata, gazlı içecekler, hiçbiri yok. Ay yok artık. Nasıl bir şey o ya? Pardon. Gerçi Sedat da sevmez öyle çikolata falan da. Ama sen abur cubura bayılırsın. Değil mi Sedat? Yani. Severim evet. Yani abur cuburu herkes sever. Değil mi? Anormal bir şey değil yani. Ya Nalan'cığım, zaten annenden belli. Yani bir insan yoksa bu yaşta bu kadar fit, bu kadar hoş nasıl olur, değil mi? Zor yani. Annem dikkat eder. Yani hem sağlığa hem beslenmeye. Hatta bir lafı vardır. Eğer bir insan çok yemek yiyorsa karnı değil ruhu açtır. Süper laf. Kesinlikle katılıyorum. Nalan, yalnız bu arada annene hayran kaldım. Daha şimdiden Rafet amcayı dize getirmeyi başarmış vallahi. Ay ilk defa onu böyle görüyorum. E ne demişler? Dinsizin hakkından imansız gelirmiş. Ay Canan, yani yine yalan boş mı? Boş konuşuyorsun canım. Bu çocukken de böyleydi, böyle bayılıyor atıp tutmaya. Böyle fıldır fıldır gözleriyle, değil mi? Rafet amcaya baksana. Gözünün içine bakıyor dünürlerinin. Ne güzel işte, ne var bunda? Aman bunun da babacığına kimse bir laf etmesin. Koroğlu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne hoş geldin Nalan. Beyler hadi biz şöyle şuraya geçelim. Hanımları burada bırakalım, istedikleri gibi konuşsunlar ha. Döndü, sen de bize çay ver. Üç tane hadi. Yaşa Belevent. Her zaman en ince sen düşünürsün vallahi. Canım benim. Ne demek, afiyet olsun. Hadi beyler. Teşekkür ederim. Nalan, hadi anlat biraz. Nasıl tanıştınız Sedat'la merak ediyorum. Bizimki biraz ketumdur, anlatmaz böyle şeyleri. Büyük bir şey değil aslında. Otelin kafesinde tanıştık ilk. Sonra? Sonrası yok. Sedat Rafet Bey'e söylemiş. Rafet Bey de babamı aradı. Gençler bir yemeğe çıksınlar mı diye biz de yemeğe çıktık. O kadar. Hadi ya. Hı-hı. Direkt babalar konuştu yani. Tamam o zaman. Zaten belliymiş en baştan, baksana. Yani sonuçta her yemeğe çıkacağın kişinin babası babanı arayıp da müsaade istememiştir herhalde. Tabii biz çok heyecanlandık. Yani Sedat ilk kez hayatında biriyle ilgili bu kadar net konuşuyor sonuçta. Babam da Sedat'ı bu kadar kararlı görünce hemen aradı Adil Bey işte. Bizim kararsız Sedat'a bak sen. Giyeceği şeyi bile 10 kere düşünen adam hani bir anda pat diye evleneceğim dedi yani. Ay ne diyeyim Nalan? Helal olsun. Tebrik ediyorum seni. İyi ki diyorum ben de. İyi ki. Yani iyi ki Sedat Nalan'ı bulmuş.
Nalan bizim için Allah'ın bir lütfu. O kadar şanslıyız ki. Teşekkür ederim, mahcup ediyorsun beni. Ne demek? Bakalım. Umarım hayırlısı olur. Olur olur, merak etme. Siz bu kadar pozitif olduktan sonra kötü bir şey olması mümkün mü? Aa, ne konuşuyorlar bunlar orada öyle hararetli hararetli? Ne bileyim Canan? İstiyorsan bir yanlarına git. Ben de sizinle oturacağım de. Ne anlatıyorsunuz bakayım de ha? Ne dersin? Merak ettim, ne var? Bu Selen var ya, bu Selen. Bu ne anasının gözüdür yani, biliyor musunuz? Aşk olsun Rafet. Yani buna kalsa yıl 12 ay her ay annesine bir doğum günü yaptırır. Seviyor Selen. Ay inanmıyorum ya. Sıcak mıydı? Değil de şu üstümü bir temizleyeyim. Müsaadenizle. Selen'cim artık pastayı getirsek mi, ne dersin? Tabii anneciğim, ilgileniyorum. Öldü. Efendim? Pek müsait değil mi şu anda? Hangi konuyla alakalı? Ha. Bir saniye, bir saniye bekler misin? Geliyorum, bir saniye. Sürprizim bakayım. Bu evin havasından mıdır, suyundan mıdır? Herkes bir deli. Sen varken bize deli demek ayıp. Sana teşekkür etmek istedim. Geldiğin için, bütün bu saçmalıklara katlandığın için. Hadi yine yırttınız. Yalnız bak o Feride denen kadına çok dikkat et. Kadın resmen psikopat. Ay neydi o bakışlar öyle? Ha, düşünce bile içim ürperdi. Babam onun da hakkından gelir, merak etme. Sen öyle zannet. Bak değil baban. Hepiniz biri olsanız da yine onun hakkından gelemezsiniz. O kızın niye öyle olduğunu şimdi daha iyi anladım. Hemen yanıma gel. Buraya kaçtığımızı fark etmemiştir herhalde değil mi? Yok canım. Son durum ne diye soracaktır. Ne oldu ne bitti merak etmiştir. Sedat aşağı in. Aşağıdakiler sorarsa iki yakın arkadaş kaynatıyor dersin. Sen kalıyorsun canım.
Senin kendine faydan yok be Selen. Gerçekten çekemeyeceğim. Bu inadın sonunda ne olacak biliyorsun değil mi? Rezil olacaksın. Babam sana bunların bedelini ödetmeyecek mi zannediyorsun? Hı? Bunca yıldır bu adamı tanıyamadın mı hala? Sana neler yapabileceğini idrak etmedin mi? Onun yapabilecekleri bana değil ancak size söker canım. Neden biliyor musun? Çünkü ben Rafet Koroğlu'na muhtaç değilim. Ama sen ve senin gibi ondan korkan herkes ona muhtaç. Rafet Koroğlu adını ağzına alan herkes Rafet Koroğlu'dan korkmalıdır. Sen de onun adını zikredebildiğine göre sen de korksan iyi olur. Bak canım. Bundan sonra benden günah gitti. Artık seni de korumam, Sedat'ı da korumam. Anladın mı? Ayağını denk alacaksın. Babanın şımarık kızı Cana olmaktan vazgeç artık. Bak kazık kadar oldun. Kendine gel. Sedat Nalan'la evlenecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Babamın ailesi ve işi söz konusu olduğunda ne kadar hassas olduğunu sen de biliyorsun. Hatta benden daha iyi biliyorsun, öyle değil mi? Aksi bir şey olursa bunun senin için çok ağır sonuçları olur. Ne yapacakmış bana kudretli Rafet Bey amca? Tehdit mi ediyorsun sen beni? Bunu da senin hayal gücüne bakıyorum canım. Dene ve gör. Tako çakmak. Selen neredesin yavrum? Geldik anneciğim. Sohbete daldık. Efendim pastamız bizim şefimiz tarafından yapıldı. Umarım beğenirsiniz. Geldi çakmağımız. Vallahi harika olmuş. Aynı düğün pastası gibi. Anneciğim işte insanın başına yılda bir kere geliyor böyle şeyler. O yüzden şöyle çok güzel, sağlam. Efendim ben her şeyden önce geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Salak bu çocuk ya. O yüzden... Gerçekten salak. Gönül rahatlığıyla, iç ferahlığıyla yaşayacağımız koca bir ömür diliyorum bütün ailemize. Hiç eksilmeden. Gel bir öpeyim canımı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Thank you.
kusura bakmayın. Cana. İyi misin sen? Bir sürü mesaj attım sana. Niye cevap vermiyorsun? Neredesin sen? Nalan'dan haber var mı? Sedat bir şey söylesene. Sedat sen iyi misin? Sana geliyorum. Parka gel. Acil konuşmamız gerek. Ne diyorsun ya bu saatte? Gelin Canan. Sedat. Sen de iyi alıştın ha. Bazen gerçekten delirtiyorsun beni. İki saat önce beraberdik be aşkım. Hadi tamam söyle ne söyleyeceksen. Korkmuyorum artık. Gidiyoruz buradan hemen. Şimdi şu anda. Ne? Ne diyorsun sen ya? Nereye gidiyormuşuz? Bu sefer gidiyoruz. Alırız hemen biletlerimizi. İstersen çocukları da yanımıza alırız. Bak çok düşündüm. Bütün bu saçmalıklara katlanmak zorunda değiliz biz. Yeni bir hayat kurabiliriz. Bak bu imkansız değil. Birkaç ay sonra boşanırsın. Sonra da biz evleniriz. Cana çok ciddiyim bak. Düşünecek hiçbir şey yok. Neden uğraşıyoruz ki bütün bu deliliklerle? Hadi hemen gidelim. Sen bir şey mi içtin? Ne içmesi Cana? Boşuna çırpınıyoruz diyorum. Sıkıldım artık. Gidersek mutlu olacağız. Kalırsak ben bu yükün altından kalkamayacağım artık. Hadi git hızlıca bir çanta hazırla. Al çocukları da gidelim. Çocukları da çantanın içine koyalım istersen. Ha? Nasıl fikir? Ay, hayır bir de çok güzel anlatıyorsun. Böyle rahat rahat. Hadi gel atla gidelim hep beraber filan. Vallahi bak sen hakikaten kafayı yedin. Ya film mi çekiyoruz be Sedat? Gerçek hayatta ne zaman tanışacaksın çok merak ediyorum. Ya şimdi bütün bu söylediklerin içinde en ufacık bir mantık kırıntısı var mı? Bir düşün bakalım. Var. Var. Çok düşündüm. Tek kurtuluşumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir kurtuluşmuş bu? Hayır ben mi göremiyorum acaba? Bak Nalan aptal bir kız değil Cana. O da iki günde anladı işte. Bu evlilik deli saçması. Hissediyordur kız sonuçta. Biz ne kadar saklamaya çalışsak da her şey ortada. Öyle tereyağından kıl çeker gibi de olmayacak bu iş. Olamayacak da. Ben artık saklanmak istemiyorum. Özgürce yaşayalım istiyorum. Ben de şımarık bir oğlan çocuğuyla birlikteymişim gibi hissetmek istemiyorum Sedat. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Saçmalamanın da ötesine geçtin artık. Saçmalamıyorum. Sana çok açık ve son kez soruyorum. Kocandan ayrılıp çocuklarını da alıp benimle yeni bir hayata var mısın diyorum. Bak babam, abim, ablam, Nalan hiç kimse umurumda değil. Anlıyor musun? Benimle gelir misin diyorum sana. Sedat benim kurulu bir düzenim var. Sorumluluklarım var ya.
ailemi de seviyorum. Bu saatten sonra ben düzenimi bozamam. Net. Zaten en baştan biliyordun sen bunu. Bu aralar her şey çok üst üste geldi. Gerçekten. Ya seni de anlıyorum. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu söylediklerin akşam olanların etkisinden. Hadi vallahi bak. Sabah uyanınca yine normale döneceksin. İnan bana ya. Hadi şimdi git. Güzel güzel uyu. Tamam. Sabahtan Nalan'ı ara. Neye bozulmuş bir anla bakalım. Sen bir şekilde zaten görmeye alırsın işte. Tamam. Sedat. Alo Cana. Nihayet. Sonunda açabildin. Neredesin sen? Dışarıda mısın? Nalan'la yemekteydik. İyi misin sen? Nasılsın? Ağrın sızın var mı? İyiyim sağ ol. Aa, ne şimdi bu ses tonu? İyiyim sağ ol. Hayırdır? Cana. Bence biz artık bu işi bitirelim. Pardon anlayamadım. Ne dedin sen? Bu işe bir son verelim dedim. Madem devam ettiremiyoruz, bitirelim öyleyse. Son verelim diyorsun, değil mi? Yanlış anlamadım. Bitirelim diyorsun yani. Olur tamam. Bana uyar. Tamam. Tamam. Kendine iyi bak.